Bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın başlıyor. programından herkese mutlu hafta sonları. Ben Büşra Meşe Yıldırım. Bugün de Beyaz TV ekranlarında sizlerle beraberiz. Bugün konuğum metafizik ve parapsikoloji uzmanı Ercan Han Üşümez ile dopdolu bir program yapacağız. Ercan Han Bey hoş geldiniz. Nasılsınız? Çok teşekkür ediyorum. Gayet iyiyim. Moralliyim. Özellikle bugünlerde geçtiğimiz bugünlerde hepimiz moralli olmamız lazım. Birbirimizi desteklememiz lazım. Ben de teşekkür ediyorum. İyi ki varsın programına. iyi ki geldim. Çok Hoş sağ geldiniz. Olun. E, sizi biraz tanıyalım. Çok tabii. enerjiksiniz bu ah, arada. E, aslında çok enerjik olmamız gerekiyor. Bu bizde var. Güzel bir şey bu. E, tanıyalım derken kısaca bahsedeyim. Adım Ercan Hanışmez. E, yani metafizik ve parapsikoloji uzmanlığı. Evet benim uzmanlığım. Ama aynı zamanda tabii ki yurt dışı Almanya kökenli olaraktan okuduğum okul. Azerbaycan. E, doçent doktor Zahit Budaklı Aliyev. Bilişim ve Bilimsel Gelişim Akademisi'nde hala ...akademik düzeyde çalışmalarım devam ediyor. Ee, Kuzey Amerika Peru'daki Metafizik ve Parapsikoloji Enstitüsü ile de... ...ortaklaşa hem yurt dışında hem de Türkiye'de yaptığımız... ...çok güzel, tasavvu anlamda da güzel çalışmalarımız var. Böylece kısaca bahsedeyim. Ee, Biyoenerjiden bahsedeceğiz bugün biraz. Biyoenerji nedir? Ee, ve aynı zamanda kozmik enerji. Aslında bu iki terim e, piyasada çok fazla var. Yani bütün evet, dünya üzerinde biyoenerji, kozmik enerji... İşte kozmik üzerine yapılan birçok çalışmalar konuşuluyor. Aslında bunları ikisini ayırmamak lazım. Tek bir terim bunu özetleyebilir. Rabbimin yarattığı sadece etten kemikten olmadığımız bir sistemde yaşıyoruz. Yani Yüce Rabbim bizleri her birimizi ayrı bir kendinden, nuru ala nurun nurundan üflemiş, esmadan üflemiş. Elbette sadece etten kemikten yapılmadığımız bir sistemdeyiz. Bunu hem bilimsel anlamda dünyada yapılan, çalışmalar hem de tasavvufi anlamda bize bırakılan mirasları incelediğimiz zaman 1200'lü yıllarda Muhittin İbn Arabi Hazretlerinin bütün o yazdığı güzel eserler Mevlana Celaleddin Rumi Efendimizine dair olmak üzere ve aynı zamanda Erzurumlu İbrahim Hakkı Efendi'nin kitaplarını bu çok güzel anlatılmış. Demek ki biyoenerji var ama bu terimi biraz önce sizin açılışta metafizik dediğiniz şey tasavvufta aslında gayb alemi. Elbette benim kartvizitimde gayb alemi uzmanı diye bir şey yazmaması gerekiyor. Evet. Dünya diliyle metafizik diyoruz biz buna. Biyoenerjiden de bahsettiğimiz zaman tek terim aslında biyo ve enerjiyi yan yana getirdiğiniz zaman biyolojik varlıklarız. Elbette de bu enerjide, enerji sistemimizde şöyle açıklayayım. Güneşin her bir protonu dünya üzerine vurur. Gün doğumu deriz biz buna. Kuşluk vaktinde ayağa kalktığımızdan derin bir nefes çekeriz ve o güneşin ilk doğumunda o güneşin ışıklarının her bir protonu dünyaya vardığında havada asılı duran ve bizim gözle göremediğimiz oksijen moleküllerinin içerisine enerji olaraktan girer. Biz derin bir nefes alırız ciğerlerimize. İşte o oksijen moleküllerinin içerisine aldığımız o enerji bizim yediğimiz besinlerin tıpkı bitkilerin fotosentezi gibi çok yavaşça Orada enerjiye dönüşür ve besinleri vücudumuza aktif hale getirir. Bu da bizim yaşam enerjimizi oluşturur. Bu yaşam enerjimizle beraber açığa çıkan enerjinin dışa çıkımı Ercan Bey ne kadar enerjiksiniz dediğiniz evet. auramızı oluşturur. Evet. Kısaca bir enerji yani bu. Yani enerji şifası diye bir şey gerçekten var değil mi? Şimdi şöyle e, enerji şifası da, e, çok terim olaraktan bazı. ...taraflar ve bazı taraflar diye ikiye ayrılmış durumda. Bunu dünya gözüyle bakalım. Enerji şifası dediğiniz terimi ben çok kullanmak istemiyorum bu programda da. Rabbimin hiçbir şeyi boşa yaratmadığı bu sistemde bilimsel yöntemlerin çalışılan kısımlarından bahsedelim. Mesela Amerika'daki biyoenerji hastaneleri. Rusya'daki 1958 senesinden beri geliştirilmiş ve dünyanın en büyük biyoenerji hastaneleri... Üniversite bazında okutulan sistem ve bu sisteme ayak uyduran dünyanın önüne gelen ülkeleri. Şimdi bizim ülkemizde de hani hatırlarsınız bu aslında hep var olan bir şeydir. E, Falanca kişiye gittim sihirlerimi okudu ve bir günde geçti. Şimdi ne tıp fakültesinden mezun olmuş o sevdiğimiz ve saygı duyduğumuz bilim insanları dediğimiz doktorlarımızı dışarı atabiliriz. Çünkü o sihir tedavisi için doktora da gidilir ki önceliğimiz doktordur ama metafiziksel biyoenerji tedavisi anne anne dediğimiz hani baba anne dediğimiz sistemde ata erkilden ana erkilden Orta Asya'dan bize doğru gelmiş çok sistemi de kullanırız. Yani bu bizim biyoenerji şifası hep hayatımızda vardı. Yeni bir şey değil ama sanki yeni bir şeymiş gibi, sanki uzaylıların bize getirmiş, getirdiği bir sistemmiş gibi böyle bir moda kelime çıkarıldı. Ee, son fera... zamanlarda çok duyuyoruz evet, zaten. Evet ve Ferrari'siniz e, satan bilgi kitabını okuyan herkesin bilgi olduğu gibi bugün piyasada 3 günlük eğitimle herkes biyoenerjisi oldu. Evet. Demek ki biyoenerji şifası diye bir şey kullanmak yerine biyoenerjiyi kabul edip hem tasavvufi anlamda iyi idrak etmek lazım. İyi idrak ettiğimiz zaman biyoenerjinin size o güneş ve protonlarla anlattığım fotosentezdeki bitkilerin o olayını da Bakın akıllan değil. Eğer aklı devreye sokarsanız neden sonuç çok sorarsınız ve karmaşık hale getirirsiniz. Sezgisel bilinç seviyesinde bunu idrak ederseniz, ruhen. Te ruhen tefekkür ederseniz işte bunu algılayabilirsiniz. Çünkü burada sistemde sorgulamak diye bir şey yoktur. Sorguladığınız şey bilimsel verilere dayanmalıdır. Yoksa herkes biyoenerjistlere gitsin, bütün rahatsızlıklar kaybolsun ve o zaman e, hem doktorları ortadan kaldıralım hem de hastaneleri kapatalım. O zaman sadece bunlar olsun. Hayır aslında bunlar ikisi de bir bütün olarak düşünün lütfen. Tıpkı o güneş olmasaydı oksijenle birleşmeseydi ve biz onu içimize çekmeseydik yediğimiz besinleri bir şekilde sindiremediğimiz ve vücut hayat enerjimizi alamadığımız gibi tıpta doktorların olmadığı bir yerde şifanın da olma, olacağını düşünemeyiz. Ama biyoenerjinin de doktorlarla beraber bu sistemde var olduğunu Hipokrat'tan biri, İbn Sina'dan biri biliriz. Bu anlamda da Amerika'da e, Mehmet Öz sevgili dünyanın evet. en önde gelen hatta benim için en değerli doktoru diyebileceğim. Kendi ameliyathanelerinde şöyle bir kural. Ki Amerika'da bu ses getirdi. Ameliyattan önce biyoenerjistlerle beraber çalıştı. Kişinin kendini tekamül edebileceği, kendini idrak edebileceği, bilinç seviyesinde aslında ölümden korkmaması gerektiğini Aslında bir açıdan kullanıldı. tefekkür mü? Tabii ki bir anlamda tefekkür. Yani farkındalığınızı bu anlamda hani hep duyarsınız bu biyoenerjiyle ilgili çakralar, evet, çakraların evet. sistemi, aura. Evet. E şimdi bakın şöyle hepsini bir bütün olaraktan şimdi toparlayalım. Çünkü ben biliyorum ki sevgili izleyicilerin hep kafası karışıyor bu konuda. Dinimizde çakra diye bir şey yok. Aura diye bir şey yok. Nasıl oluyor da bu çakralar nereden çıktı? Bu aura nasıl oluştu? Aslında yok dediğiniz şey benim biraz önce söylediğim akıl seviyesinde kaldığımız müddetçe anlayamayacağımız şey. Ama bir gün susup bilinç seviyemizin şu sıralar yükseldiği yerde gözümüzü kapatıp hani kapat ki gözünü göresin dediğimiz ana girersek bizim vücudumuzun içerisinde her birimizin bir enerjisini hissedebileceğimiz sıradan varlıklar olmadığımız anlarız. Bu dünya isminde çakra aura denmiş. Şimdi dünyanın bir aurası yok mu? Evet. Buna biz ozon tabakası diyoruz, atmosfer diyoruz. Yedi kattan oluşuyor. Yedi gök, yedi yer. Bakın o çakrayı da saydıkları zaman yedi çakra, yedi enerji döngüsü olaraktan e, sayarlar. Ve çakranın kelime manası da zaten e, döngü demek, tekerlek demek. Dönem bir şey demek. Ozon tabakasını hatırlar mısınız? 1980'lerde ozon tabakasının delinmesiyle ilgili çok şeyler çıkmıştı. Haberler. Hatta acaba kötü mü oluyor? Kullandığımız parfümler, deodorantlar. Hatta büyükbaş hayvanların dışkılarının metan gazıyla alakalı çok şeyler konuşulmuştu. Acaba onlar mı neden oluyor ozon tabakasına? Geçen günlerde de bir haber vardı. O haber çok ilginçti. Dünyanın en büyük yırtık olan ozon tabakası kapandı diye. İlgimi çekmişti bu haber. Sosyal medyada okudum. Yani iyi bir haberdi. Şimdi bakın insanın da aurası tıpkı dünyanın... Yaradılıştaki avrasıyla birebir aynıdır. Siz uçakta seyahat ederken hava boşluklarına denk gelirsiniz. Hava boşluklarında bir anda aşağı doğru itibar kaybedersiniz ve orada sarsıntılar geçirirsiniz. İnsan vücudundaki avrayı da lütfen dünyadaki bu uçak ve seyahat ederken hava boşlukları gibi düşünün. İşte adı hastalık adı altında çıkan çok şeyler. Bunu sevgili doktorlarımız çok iyi biliyorlar. Çünkü onların her biri bizim için dediğim gibi çok kıymetli. Bu döngüde şöyle auramızın içerisinde enerji boşluklarımız oluşur. Bu enerji boşluklarımızı biz nasıl anlarız? Bilimsel olaraktan şöyle açıklıyorlar. Diyorlar ki geceleyin yatarken her birimiz hiçbir zaman sabit bir şekilde yatmayız. Ayaklarımızı cenin pozisyonunda da çekiyoruz. Ya da bükülüyoruz, yan yatıyoruz, düz yatıyoruz. Evet. Bu sırada bizim vücut sistemimiz değişkenlik gösteriyor. Ve böbreklerdeki Ürik asit kana karışıyor o hareketlerle. Bir şekilde karışıyor. Ve kana karışan ürik asit... Hani anneannelerimiz bir şey söylerdi. Derdi ki gece uyuyan insanın üstü açık olursa kar yağar. Evet evet. Bu aslında dediğim gibi bakın... Bioenerji bizim anneannelerimizin atalarımızdan bize miras. Aslında hep var dediğim şey bu. Şimdi üstü açık olan insanın üstüne kar yağar dedikleri zaman... Böbrekten o kana karışmış olan ürik asit dolaşmaya başlar. Vücutta enerji boşluklarının dediğimiz aynı atmosferdeki uçakla giderken enerji boşluğun olduğu gibi olan yere gelir. Ve orada konuşlanır. Neden? Çünkü orada bir enerji boşluğu bulur o ürik asit. O ince kılcal damarlarda içeri sızaraktan o enerji boşluğun olduğu yerde durur ve durduğu an soğuk havayla temas ettiği sistemde Kristalize hale gelir. Kristalize hale geldiği için direkt derimizin altında o kan olduğu için ne yaparız? Biz kristalize hale gelip derinin bir altına e, intikal ettiği zaman o ürik asitin kristalleşmiş şekli kaşınmaya başlarız. İşte bakın kaşınma o vücuttan çıkan ürik asitin kana karışmasıyla enerji boşluklarının doğru durduğu yerde biz kaşıntıyla buna cevap vermeye çalışırız. Kristalize olur çünkü. Soğuk havayla. Bakın biyoenerji işte budur. Yani bizim gözle göremediğimiz, şu anda sizinle beraber bu güzel stüdyoda otururken soluduğumuz havayı göremediğimiz gibi bir şeydir. Şu anda fiziksel boyutta e, biz buradaki stüdyo ışıklarını görebiliyoruz. Hatta ben size doğru bakarken bu e, stüdyo ışıkları şu anda gözüme alıyor. Size baktığım halde görebiliyorum. Ama e, güneşin doğuşu esnasında aslında o kadar yüksek derecede bir sıcaklıkla dünyaya doğru gelen ve zaman içerisinde o kadar hızlı geliyor ki gözle görülmeyecek kadar mikron derecesine küçülen protonlar halinde geliyor. Yani biz sıcaklığı anca öyle hissediyoruz. Fiziksel boyutta gelseydi muhtemelen olmazdık burada stüdyoda da çünkü parçalardı bizi. Şimdi hissettiğimiz şeyler demek ki biyoenerjiden... Biyoenerji dediğimiz şey de sezgisel ve hissel olaraktan, hani gözünü kapa ki görebilesin. Bizim aura dediğimiz, işte sizin de yayının başında çok enerjiksiniz dediğiniz evet. sistemde bu şekilde gözüküyor ve hislerimizle konuşuyoruz. Son olarak da biyoenerji için şunu söyleyeceğim. Üzüntü. Benim şu anda şöyle çıkarıp da bakın bu benim üzüntüm diyeceğim bir küre şeklinde göstereceğim bir şey değil. Ama bir gece içinde üzüntüden saçları bembeyaz olan insanları evet. duymuşsunuzdur. Evet evet. Demek ki hissettiğimiz üzüntü de onu. evet. Hissettiğimiz üzüntünün fiziksel boyuta geldikten sonra gördüğümüz şey bizim için ispat oluyor. Biz ise metafizik olaraktan şunu söylüyoruz. Üzüntü bir histir ve bu biyoenerjik olaraktan enerji döngüsünün bozulmasıyla o bozulmuş olan enerji sisteminin dışa vurumu beyaz saç veya beyaz sakala bir gece içinde dönüştüğü yerde bundan dolayıdır dediğimiz yeri inceliyoruz. Aslında aynı yere, aynı düzleme bakıyoruz ama akıl düzeyinde baktı, bakıldığı zaman neden sonuç ve soru taraflar oluşuyor ama sezgisel düzeyde bilincimize ulaştığımız yerde bembeyaz tertemiz bir ışık oluşuyor. İşte biz o tertemiz beyaz ışıkla hem tasavvuf hem de bilimsel yöntemlerle bunu insanların hizmetine nasıl Ulaştırabiliriz diye araştırıyoruz. Bu arada siz e, böyle anlatırken ben de kendi hayatımla bağdaştırırken ekranların başındaki seyircilerin de mutlaka soruları olacaktır. E, ekranda yazan telefon numarasından WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilir. E, Ercan Bey'e sorularınızı e, bize iletebilirsiniz. E, bu arada peki hastalık nasıl oluşur? Hastalıkların enerji ile bir bağlantısı var mı? Yani mesela hastalıklar, rahatsızlıklar e, enerji e, ile... E, ...atlatılabilir şeyler mi? Ya da bir faydası var mıdır? Evet. E, şöyle. Bir bütün olaraktan biraz önce anlattığım konunun... ...aslında devamı gibi bir... E, ...güzel bir soru sordunuz. Teşekkür ediyorum. E, aslında hastalık diye bir şeyin... ...olmadığı bir dünya hayal edin. Hastalık yok. Hani... E, ...Doktor Schuster'in ...söylediği çok güzel bir söz severim. Der ki Doktor Schuster, ...ee... ...hasta insan yoktur, hasta hücre vardır. Ee, i̇bn Sina ise çok güzel bir söz söylemiş yine. Demiş ki, e, hasta insan yok, iyileşmek istemeyen kişi vardır. Kabul etmek istemeyen. Çünkü bazılarımız hastalıkla beslenir. Yani rahatsızlıkla beslenir. Hani bunu duymuşsunuzdur. Defalarca doktora gittim, kalbim her gece... Böyle çarpıntı, hastalık ve işte, evet veririz. hastalık hastası çarpıyor, işte tansiyonum düşüyor ama doktor ben de hiçbir zaman bir şey bulamıyor. İşte bakın, bu nocebo dediğimiz bir etki. Hani placebo'yu duydunuz ya, placebo'da ne yapıyorlar? Dünyada bunun birçok çalışmaları yapıldı Amerika'da, İngiltere'de. Şeker verdikleri yüksek tansiyonu hastalara hiçbir şey söylemeden, bunlar size iyi gelecek dediği zaman doktor ve güvenilir bir doktordan bunu aldıkları için söylüyorum çalışmalarda. Psikolojik, Psikolojik olarak da Allah'ın yarattığı sadece bakın sıradan etten ve kemikten olmadığımız bir sistem derken ben bunu kastediyorum. Halife olduğumuz bu sistemin bu alemin içerisinde çok komplike dünyanın en gelişmiş bilgisayarından daha hızlı bir bilinç seviyesinden bahsediyorum. E şeker içiyorlar ve tansiyonları düzeliyor. Çok teşekkür ediyorum diyor. Üç aydır tansiyonum çıkmadı diyor. İşte bakın sizin söylediğiniz hastalık da nosebo etkisiyle. Ufak bir çarpıntıda benim dedem kalp hastasıydı bende kesin kalp çıkar benim ailemde kanser vardı bende kesin kanser olur koyuyoruz. ya koydular bir defa bunu Tabii. yaptı ya, insanların çoğu bunu yapıyor en ufak bir mide arasında acaba arada ülser mi oldum arada bir ben de <laughs> insanlarımız şey İşte bakın bu e, akıl seviyesinde olduğumuz müddet içerisinde hemen heyecanlanıyoruz hemen bu heyecanımıza yenik düşüyoruz ve sorgulamaya başlıyoruz kendimizi sorgulamaya başlıyoruz çünkü kendimizi daha tanımıyoruz hastalıklar bu enerjilerle olan Kısmındaki alakadar olan e, çok önemli tarafı düşünce dediğimiz sistemde ortaya çıkması. Yani e, bugün bir hanımefendisiniz e, elbette bunu daha iyi algılayacaksınız. Bir şeye üzüldüğünüz zaman hatta sizi çok üzen bir şey olduğunuz zaman genelde nereye vurur bu? Mideye vurur. Süper. Aynen. Yani işte olmayan ağrır, bir mide. evet ağrır. En çok da mideye vurur. İşte bu mideye vurulan yer kısmını düşünün. Ona dünyada solar plexus enerji hattı çakrası diyorlar. Şimdi bu ismi vermek zaten kabalık değil. Bu ismi zaten verin. Çünkü bilimsel bir takım teoriler atılıyor ortaya. İşte bunlar çakra oluyor, ağrı oluyor. Burada takılı kalmayın. Burada biraz önce size sorduğum soruda midem ağrıyor dediğiniz yer midenizde herhangi bir ağrı yok. Mukoza tabakasında herhangi bir sıkıntı yok. Gastroenteroloji uzmanına gidiyorsunuz ki gidin. En ufak bir mide arasında da doktora gidin. Yani ben bunu ekranlarda da söyleyeyim. Gidin. Doktorunuz diyecek ki işte ee, endoskopi yapalım. Tamam endoskopi de yaptırın. Örnek veriyorum. E, i̇çiniz rahat edecek. Çünkü size diyecek ki e, şu anım çok temiz çıktı raporlarınız. Harika. Süper. Hiçbir şeyiniz yok. Ama siz bu mide arasını sık sık yaşayacaksınız. Biz burada devreye giriyoruz. Diyoruz ki bakın doktorunuza gittiniz. Doktorunuz defalarca size bu konuda... ...güzel tetkiklerle hiçbir şeyinizin olmadığını söyledi. Burada bizim devreye girdiğimiz nokta... ...sizin enerji olaraktan tarif ettiğiniz... ...ve hastalıkların şifayla olan bağlantıları... ...gerçekten hastalık var mıdır dediğiniz kısım... ...işte tam bu noktada başlayan yer. Yani fiziksel boyutta doktorun görmediği yerde... ...bilinç seviyesindeki travmalardan... ...veya bilinç seviyesindeki idrak edemediğimiz... ...farkındalık sistemimizin... ...kendi kendimizi sabote ettiğimiz... ...NOSAB etkisiyle... ...bende vardır dediğiniz şeyi... 10 yıl sonra bunu yenemediğiniz zaman enerji düzeyinde yani şuurunuzu bilincinizi yükseltmediğiniz zaman doktor size 9 yıl boyunca hiçbir şeyiniz yok diyor. 10. yıl siz gastrit ya da daha ileri seviyede bir kronik bir rahatsızlık geçiriyorsunuz mideden. Kendi kendimizi mi hasta ediyoruz acaba? Aynen öyle. Bunu ekran başındaki kişiler de katılacaktır. Hani böyle duygusal insanlar işte keman çalan insanlar işte ince, ince hastalığa yakalanırlar da bir terim vardır. E, duygusallıktan korkar insanlar. Hani duygusal olursan işte e, ince hastalığa yakalanırsın diye eskiden böyle i̇nce terimler çıkıyordu. İnce düşündükleri için falan herhalde. Tabii hastalıkta aslında hani kanserden bahsediyorlar. Hı hı hı. E, bugün aslında hepimizin vücudunda bir kanser hücresi olduğunu biliyoruz. E, bu kanser hücresi e, ne oluyor da harekete geçiyor, kötüleşiyor. Ne oluyor da kanser de e, o durumdan Kurtulan insanlar işte ben bunu yendim diye ortaya çıkıyorlar. Aslında birazcık bizim düşüncelerimizle alakalı yani biz Kesinlikle yönlendiriyoruz. Öyle. Evet. Doktora giderken bile. Ben bu doktora gidiyorum ama <laughs> iyileşmem kesin. İsterse altın kaplı, isterse içi elmasla dolu dünyanın en iyi gelişmiş ilacına da alsa o doktorun hastası iyileşmeyecektir ve doktorunu suçlayacaktır. Halbuki o doktorcağızın hiçbir şeyden suçu yok. Sen o doktora giderken ben kesin iyileşmeyeceğim demişimdir. Ve doktorlarımızın çoğu da zaten bu yönde pozitif anlamda farkındalığı artıracak. İlk temasları nasıl oluyor? Bakın biyoenerjiden doktorları koparmamaya çalışıyorum. Hastasını ağırlarken hep böyle yapıyor. Aa hoş geldiniz diyelim ben gittim. Ercan Bey nasılsınız? Hep bak iyi düşün. İyi olacak merak etmeyin güzel geçecek. Ameliyatınız güzel geçecek. Bu tedaviniz harika geçecek. Bakın burada bir enerji başlıyor zaten. Yani beyine telkin vermeye başlıyor doktor. Bunları ayırt etmediğim moral bir sistemden bahsediyorum. Tabii hem ki moral oluyor. Hem de sizi oluyor. aslında motive ediyor aynı zamanda. Ama ben eğer oraya negatifle gittiysem ben kesin iyileşmeyeceğim ya da iyileşmem. O ameliyata giriyorum ya da doktora gidiyorum ama bana iyi gelmeyecek. Dediğimiz anda zaten nocebo dediğimiz etki gösteriyor. Dünyanın en iyi doktoruna da gitseniz bir de arkasından utanmadan dedikodu yapıyoruz. O doktor çok iyiydi ama bana iyi gelmedi. <laughs> <laughs> o yüzden şifa kişiden kişiye veya tedavi sistemleri doktorların kişiden kişiye farklılık gösterir. Evet. bu arada ekranların başındaki seyircilerimiz WhatsApp numaramızdan bize mesajlarını iletebilirler, sorularını iletebilirler. Bu süreçte evdeyiz biliyorsunuz koronadan dolayı bu arada evde kal Türkiye devam ediyor çalışmalarda iyileşme de aynı zamanda görülüyor yani ülkemiz açısından bir ilerleme kaydediliyor ama bunu tabii ki bir böyle gevşemeyelim bir devam edelim aynı şekilde evde kalmaya peki bunlar geçince ne olacak ya da bunlar bu travmalar kolay atlatılacak mı? Bu hı hı. sıkıntılar, insanlar gerçekten çok sıkıldılar çünkü. Yani şu açıdan da ekonomi açısından da işte e, mağazasını kapatan, dükkanını kapatan insanlar var. Herkes evde, çocuklar evde. Yani gerçekten şu an işte hayatın işte e, ülkenin sesini biraz kıstık gibi oldu. Peki bundan sonra ne olacak sizce? Dürüst olayım mı? Çok iyi oldu. Neden? Çünkü karanlık ve aydınlık metaforu diye bir şey duymuşsunuzdur. İşte gay aleminde hep bir savaş var. İşte yok şu gruplar var, bu gruplar var. Şimdi her şeyi bir kenara bırakın. Zaten biraz önce ne dedim ben? Dünya ve insan birbirine çok benzer. Dünyanın kelime manası tasavvufta aşağıların en aşağısı demek. Şimdi önce buradan gireceğim. Sonra koronavirüse gelmiş olacağım. Aşağıların en aşağısı demek. Hazreti Adem Aleyhisselam'la Hava Anamızın yaratılışını hepimiz biliyoruz. Ve cennet. Düşünün. Cenneti gören Hazreti Adem Aleyhisselam ve meleklerle sohbet eden ve Allah Teala Azze Celle'nin sesini duyan ilk insan. Bu güzel olayı size bahşetseler kabul eder miydiniz Büşra Hanım? Evet, hani şu andaki bilin ki. seviyesinde. Yani. Sizi cennete göstereceğiz. Cennet olacaksınız meleklerle Herkes kabul sohbet. Eder. <laughs> yani. Değil mi? Tabii Şimdi canım. bakın. Burada cennetten kovulan Hazreti Adem Aleyhisselam ve havanımız. Orada yasak elma. Akıl seviyesinde bugün düşündüğümüz zaman ağaç ve elma. Hani fiziksel boyuttaki bir ağacı canlandırıyoruz gözümüzün önünde bir tek güzel kırmızı parlak bir elma. Evet. Orada idrak etmeye çalıştığımız bilmediğimiz şeyi söyleyeceğim. Isırdı ve birden yasak elmayı yedi. Ya bu değil. Şimdi bilinç seviyesinde sezgilerimizle konuşalım. Oradaki yasak elma denilen şey yasak soy. Aslında mecazi anlamda o bize bir metafor olaraktan verildi. Ağaç ve elma değil. Allah Teala'nın işi gücü yok da oradaki elmayı yedik diye mi kovdu bizi? Bu değil. Bakın işte burada biz koronavirüsün neden çıktığını veya niçin olduğunu, neden evlerimize tıkandığını akıl yoluyla düşünmeye çalışırsak işin içinden çıkamayız. Biz bu aşağıların en aşağısına kovulmuş sistemde işte apartmanın 20. katından aşağıya atılan gibi değil. Öyle atılmadı Hazreti Adem Aleyhisselam Efendimiz. Bilinç seviyesinde atıldı. Hani hep duyuyoruz ya göz perdemiz var diye. Üçüncü evet. gözümüz var. İşte göz perdemiz kapandı ve biz cennet ve cehennemde aslında bu dünyada. Evet doğru. Çünkü bilinç seviyemiz aşağıya çekildi. Hazreti Adem Aleyhisselam'ın ve Havan'ın bilinç seviyesi aşağıya çekilince, perde kapanınca biz ne gayb alemini görmeye başladık, ne de cennet ve cehennemin içerisinden aşağıların en aşağısı dediğimiz bu boyuttaki frekansı algılamaya başladık. Şimdi bugün günümüzde de bu koronavirüsle alakalı bu sisteme bağladığım zaman daha biz yaratılışımızın bilin seviyesini bilmediğimiz yerde bu olayların neden çıktığını anlayamayız. İnsanın neden yaratıldığını ve neden bu dünyada var olduğumuzu anlamadığımız bir sistemin içerisinde neden bunlar bizim başımıza geliyor? İşte 2019 Kasım ayının sonu Aralık'ta Avustralya'da çıkan yangın. Evet. Arkasından bir sürü olaylar. 2014'ten beri Hatta 2012'den beri işte SARS, Mars virüsleri vesaire şeyler, domuz gripleri hepsini koyabilirsiniz. Ama bu 2020'de daha bir böyle atraksiyonlu evet. oldu. Yani anda üst üste, üst üste doğru. her şey. Doğru ama bakın burada evlerimizden sıkılacağımız bir şey yok. Sürekli haftanın 5 günü yurt dışında işleriyle meşgul olan bir iş adamı 20 yıl sonra ilk defa eşiyle çocuklarıyla evin içinde bir vakit evet. geçirdi. Pozitif yönden görün. Yani eşiyle kahvaltıda uzun zamandan beri oturup sohbet edemeyen bir aileyi hayal edin. Eş çok hızlı çalışıyor, ee, erkek olan evin erkeği o da çok hızlı bir şekilde iş hayatının içerisinde, çocuklar sürekli okulda. Ya bir şey negatif, evet doğru hepimiz sıkıldık. Ama eğer idrak seviyemizde bir durup doğru nefeslenip bilinç ve bilinç seviyelerimizi, farkındalığımızı arttırdığımız zaman işte o zaman koronayı moronayı görmeden... Bunları konuşmadan bunun olumlu ve pozitif tarafıyla nasıl kendimizi daha iyi bir seviyeye getirebilirizi fırsat olarak bilip geliştirebiliriz. Ben hayatı böyle okumayı seviyorum. Yoksa hayatın hep sorunlarıyla konuşmak nosabe etkisi yarattığı için sürekli korku ve endişe daha çok insanları hastalık yönünde açık bir daveti haline getirecek. Yani artık şunları hesaplamayalım. Bu hafta sonu da işte sokağa çıkma yasağı var. ...önümüzdeki haftada var, bayramda da var... ...ya bırakın, olsun... ...bunları iyi yönde, pozitif yönde çevirmeye bakın... ...bu bir fırsat, insanlık için bir fırsat... ...ve bu şekilde olan... ...zamanlarda... ...her zaman için dünya bir kabuk değiştirmiştir... ...ekonomik anlamda dediğiniz için söylüyorum... ...bu... ...şu şekilde... Daha iyi olacağını düşünüyorsun? Şöyle, tabii ki burada insanlara... ...umut tacirliği yapmak doğru olmayacaktır benim açımdan... ...yani her şey daha güzel olacak ya değil her şey daha güzel neye göre ve kime göre bugün biz sizinle burada çok güzel bir program yapıyoruz ekran başındaki bazı insanlar bizi eleştirecektir hani bunlar ne konuşuyorlar Kimisi diyecek ki çok doğru konuşuyorlar çok güzel bir program çok güzel harika akıyor elbette bu dünyada eleştirileceğiz aynı zamanda övgüler alacağız değil mi şimdi koronayı alıp bu korkuyu endişeyi bir türlü bırakmayan insanlar kendilerinde olmayan bir hastalığı çıkaracaklar. Mesela taşikardisi çıkacak birden kişinin. Panik atakları çıkacak evde olmaktan. 20 yıldır çalışmaya alışmış bir iş adamı evde böyle oturma kendini psikolojik bir korku içerisinde bu işlerim ne olacak korkusuna sokacak. Ben de diyorum ki tavsiyem. Yani enerjiden bahsediyoruz ya, enerjisel tavsiyem. Bunları bir kenara bırakın. Elinize kağıt kalem alın. Güzel şeyler istediğiniz hayatta yeni oluşan dünya düzeninde daha güçlü olacağım. Daha mutlu olacağım. Çevremi ve etrafımı daha iyi gözlemleyeceğim. Daha iyi anlayacağım. Pozitif şeylerle uğraşın. Çocuklarınızla daha güzel vakit geçirin. Eşlerinizle daha güzel vakit geçirin. Bunları bir şans bir e, kural olarak değil de bir şans bir fırsat olaraktan değerlendirmek lazım. Elbette bunlar da geçecek. E, sevgili devlet büyüklerimiz zaten ellerinden gelen her şeyi yapıyorlar. Evet. Sağlık bakanımız elinden gelen her şeyi yapıyor. Ama şu bir gerçek. Ben bu programda Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum. Çünkü halkını o kadar çok seviyor ki. Ben bunu her yerde dile getiriyorum gerçekten. Söylediği şey sanırım 7 Mart'tı açıkladığı şey. Türk halkını sevdiğinden dolayı. Hani ben sınava gireceğim zamanlar sınıfın en çalışkanı bazen bana kopya verirdi. <laughs> o kopya bir işime yarardı. küçücük de olsa bir kelime de olsa. Sınavdan başarılı not alırdım o sırada. Sayın Cumhurbaşkanımız da hiçbir şey artık eskisi gibi olmayacak diye aslında Türk halkına bu konuda bir kopya verdi. Hani hazırlıklı olun çok şeye. Bu bizim için bir fırsat. Yani negatif bir şeyi pozitife çevirebileceğimiz bir zaman geçiriyoruz şu anda. Negatif şeylerde takılı kalmayın. Böyle bilinç seviyeleri bizi hep aşağı çekecektir. Hep iyiye bakmak lazım. Diyeceksiniz ki bunun adı polyanacılık mı? Hayır değil. İyi tarafından İyi bakmak. İyi tarafından bakmak, polyanacılık değil. Elbette ya kötü de hesaplayın. Ya da negatif tarafından baktığın zaman yapabileceğin bir şey yokken şimdi biz hep birlikte oturalım, işte yaz bağlayalım, ağlayalım, üzülelim. Ama hiçbir faydası yok bunun. Var mı koronaya? Hiçbir faydası yok. Yok. Ee, eğer pozitif düşünebilirsek, güzel güzel böyle ben bazen diyorum işte pozitif enerjiler yollayalım evrene, işte bize güzel dönsün falan diyorum. Ee, bu şekilde düşünürsek belki her şey biraz daha yoluna gire, girebilir diye düşünüyorum. Ee, ben girdiğimizi düşünüyorum. Sadece hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ee, i̇şte sizin de ekonomik anlamda, sosyal yaşam anlamda e, daha sorunun başında söylediğiniz anda her şey değişecek. Evet insanlar silkelendiler çünkü. Aynen öyle. Yani e, ciddi anlamda sıkıntıya giren insanlar var. Çok hızlı tüketiyoruz. Evet. Her şey. Duygularımızı Çıkan her şeyi, dünyada olan her şeyin sahip olmak istiyoruz. Bir şeye sahip olmak için çok çaba sarf ediyoruz enerjisel olaraktan. Ben bunu alacağım. Bakın Secret diye bir kitap çıkıyor dünyada zamanında. Secret kitabı okuyup bir şeyleri elde etmek için ona uyan insanlar var. Ben de o kişilere saygı gösteriyorum. Bir kitapları, yani ben de çok kitap okuduğum için söyleyeceğim. Ama zaten bizim e, ülkemizde, coğrafyamızda e, birçok evliyamızın bıraktığı e, çok güzel eserler var. Zaten Secret'ın anlattığı çok yüzeysel bir şey. Koşu bandında koşarken karşınıza ev resmi alın ve onu sürekli imgeleyin ve göreceksiniz ki o villaya sahip olacaksınız. Ve buna inanıp bunu yapan insanlar çok oldu. Dünya üzerinden bahsediyorum ve Türkiye'de de, bu ülkede de. E zaten 1200'lü yıllarda, 1100'lü yıllarda kalmış bize eserlerin hepsini inceleyin. Bunların çok daha üstünü, iyi düşünmenin gerektiğini ve düşündüğünüz ve her şeyi başaracağınız şekilde fiziksel boyuta getirdiğinizi, Bakın kalp çok önemli değil mi? Bu kalp biraz önce söylediğim secret yani sırı barındırıyor. Yasin suresinin kün fey kün kün ol. Bir insana ben sordum zaman kalbin nasıl atıyor diye küt 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 diyecek bana küt küt diye atıyor. Hayır efendim kün diye atıyor. Kün. Yani dakikada 78 defa kalbi atan bir insanın 78 defa ol diyor. Ve ayeti kerimede diyor ki yok mu bana dua eden icabet edeyim. Bakın bu çok önemli. İşte bakın burada kün diye attığı yerde şu kadardır bakın bana mesafesi bakın kalple ağız arasında dilim arasında zihinden değil kalpten düşünüyorum bu arada. Kün feykün bakın kün feykün ol der o da olu verir. İşte metafizik işte gayb alemi, işte biyoenerji, işte enerji dediğimiz şey aslında bizim tevekkül olaraktan teslim olduğumuz e, külli iradeyi bize kendinden nur olaraktan, esma olaraktan verip cüzdi iradeyle irade özgürlüğümüzü veren Rabbimin bu sistemde her şeyi elde edebileceğimizin ispatı. Dervişlerin de elini kalplerinin üzerine koyup başlarına eğdikleri yerde, bakın bu çok önemli... Dilden değil, gönülden konuştukları içindir. Ve kün makamına e, hürmet ettiklerinden dolayı... Çünkü Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin söylediği çok güzel bir şey var. Diyor ki, Hadis-i Şeriflerinde şöyle buyurmuşlar. Siz kalbi sadece etten bir parça mı bilirsiniz? Zaten bakın burada açıklamış. Siz kalbi sadece etten bir parça mı bilirsiniz? Hayır. İnsanın kendisi 300 titreşimden oluşuyor. 300 MHz. Kalp hiç durmadan atıyor. Bir düşünün bakalım. Sayın seyircilerimize de buradan söyleyelim. Hiç düşündüler mi ki doğdukları andan itibaren şu anda 40 yaşında olan, 30 yaşında olan, 20 yaşında olan, 60, 70, 80 yaşında önemli değil. Uyurken bile hiç durmayan bir kalp. Hiç hayatlarında bir kere durup ellerini dervişler gibi kalplerine koyup ben sana teşekkür ediyorum. Sana minnettarım. Bugüne kadar benim üzüntümde, sevincimde, mutluluğumda, korkularımda beni hiç yalnız bırakmadın. Beni hiç terk etmedin. O yüzden sana minnettarım, teşekkür ediyorum deyip kalplerini hiç teşekkür ettiler mi? Evet, doğru. Şimdi o yüzden evet düşündüğümüz şeyler, bu programda konuştuğumuz biyoenerji, her şeyin bir bütün. O Secret kitabı ben almayın, onu okumayın demiyorum. Ama bir şey takılı kalıyoruz o takılı kaldığımız şeyde bugün hani Muhittin İbn Arabi Hazretleri'nin ismi geçti ya 500 tane eseri var 380 tanesi Amerika'da İngiltere'de her yıl kürsüsü açılıp okunuyor. Bizim ise elimizde çok az bu anlamda mevcut kitapları Süleymaniye Külliyesi'nde belli bir seviyede kalmış ve okumuyoruz. Evet. Bakın kün feykünü dahi bilmiyoruz. Evet. O zaman demek ki kün fe kün kün diye atan kalpten yani onu ben de bilmiyordum açıkçası yani kün diye kalp atar e, kısmını ben de bilmiyordum aslında yok biliyorduk bunlar bizde var bakın programımız çok güzel okuyor İyi ki varsınız Büşra Hanım İyi ki bu program var sizde İyi ki buradan insanlara da güzel bir şekilde seslenebiliyoruz sadece şu sizde var olan bir bilgi bu yani şöyle düşünün e, burayı buraya çizmeyeyim şimdi hani seyircilerimize dayıp olmasın Vav harfini biliyorsunuz. Evet. Vav'u. Ee, Elif'i de biliyorsunuz. Evet. Şimdi şu yaptığım nedir? Bakın şu yaptığım nedir? Şu. Ee, sol anahtarı. Evet. Evet. Hı -hı. <laughs> Teşekkür ederim. Evet. Sol anahtarı. Bakın bunu da bilmediğimiz için söyleyeceğim. Ee, var olan bir şey bizde var olaraktan çıkar ortaya. Ee, bu Vav'la Elif'in birleşimidir sol anahtarı müzikte. Hani yedi çakra, yedi döngü, yedi enerji noktaları diyoruz ya. Yedi nota. Ve vavla elif. Nasıl oluyor bu sol anahtarı vavla elifin birleşimi? Demek ki bizler bir titreşimden, bir atom parçasından oluşuyoruz. Teklik. Yani bizim olmadığımız sistemde Rabbim tek. Değil mi? Şimdi yedi gök, yedi yer, yedi nota. Dora, mi, fa, sol, Mevlana Celaleddin Rumi gibi, Hacı Bayram Veli Hazretleri gibi bize çok miraslar bırakmış eserleri okumadığımız için yabancıların, bilim adamlarının gelip onları bizden alıp, inceleyip, batı biliminde onlar sanki bu icat etmiş ya da bulmuş gibi bizim karşımıza sundukları zaman bize direkt bir defans oluşuyor. Bizim dinimizde böyle bir şey yok. Halbuki bakın bu sol anahtarını biraz önce vavla elifi birleşerekten söyledim. Do, Re, Mi, Fa, solası, Aramice ve Latinceye kadar gelmiş e, Domino'dan gelir Do. Mesela Mi notası Miracle'dır. Miracle İngilizce'de mucize demek. Şimdi dünya üzerinde bir takım bu ses frekansları ile araştırmalar yapılıyor değil mi? Ses frekansları ne yapıyorlar? Göz retinası yeşil ve mavi algılar mesela bizde en fazla. E, turuncu renk çok kullanılır. Birçok yerde dünyada, alışveriş merkezlerinde. Ve belli bir notada işte Beethoven'ın ya da Mozart'ın işte atıyorum birçok e, bu tür parçaların hangi notaları daha çok etkiliyse insan üzerinde alışveriş merkezinde şöyle bir listeyle gidersiniz diyelim. Şöyle yazarsınız, gidersiniz, bunları alacağım dersiniz. E, bir dolu arabayla çıkarsınız farkında olmadan. Evet. Demek ki her şeyin bir bilinç seviyesindeki bir frekansla yapılıyor. Müzik de evrensel bir şeydir. Ve evrenin bir müziği ve oluşumu vardır. Yani burada... Mesela Tibet'e gidersiniz. Orada çok duyarsınız bunu mesela Tibet'te. İşte ben çok o yönde gezmeyi ve araştırmayı seviyorum. Son yıllarda da hep bunların üzerinde gidip ziyarette bulunuyorum. Önyargılı olmamak adına yapıyorum bunları. Çünkü her şey bizim için hizmet eden bir sistemle çalışıyor. Om kelimesini mesela kullanırlar işte Om diye. Evet. Biz de zikir çekerken hu deriz. Evet, aynen. Om da evrenin sesi olduğunu beyan ederler orada. Hani derler ki yaratıcının ol kelimesine tekabül eder. Diri ve tek olan yaradan olaraktan görürler. om On. Onu söylerler. Biz de hu deriz zikir çekerken. Şimdi asla baktığınız zaman onlar onu desinler. Problem yok orada. Biz kendimizi zikirlerimizi devam edelim. Biz ne zaman ki onlar cehennemlik dersek, onlar bu sistemde yanacak biz cennete gireceğiz dersek, işte burada biz bilin seviyemizi daha da düşürüyoruz. Aşağıların en aşağısı dünya dediğimiz o kelimeden kaynaklı söylüyorum. Bilinç seviyemizi daha da aşağı düşürüyoruz. Rabbimin istemediği şey bu. Bırakın onlar, orada ona inansınlar, onu yapsınlar. Biz zaten sevgi dininden, sevgi frekansından bahsedelim. Bakın bunu sol anahtarından yola çıkaraktan söyledim size. Ve evrenin bir titreşimi olduğundan söyledim. Bugün benim en sevdiğim güldür şek olaraktan. Bugün dünya üzerinde e, bitkilerin de frekansları ölçülür özel cihazlarla. E, ki bunlar bilimsel olaraktan e, sevgili izleyiciler de hani e, araştırabilirler. E, interaktif ortamda. Onda e, izleyicilerimizden bahsetmişken e, ekranları başındaki seyirciler e, telefon numaramızdan WhatsApp attığımızdan bize sormak istediğiniz soruları sorabilirsiniz, yazabilirsiniz. Bu evet. devam Şimdi bu gülün araştırmada 300 mega 320 megahertz en yüksek frekans olduğu ortaya çıkıyor. Gerçek gül e, yağından bahsediyorum. Hani yoksa gül kolonyasından değil. Ama bakın bu çok önemli. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem Efendimizin de en sevdiğidir gül. Şimdi buradan buraya birleştirin evet. lütfen. Bugün bilim insanları da diyor ki gül en yüksek megahertz olaraktan bir frekansa sahip. İnsanın saniyede 300 megahertz titrediğini düşünün şu anda. Gül 320 ve gül kokusunu duyduğunuz anda. Etkilenirsiniz. Bir de neyden etkilenirsiniz? Neyden? Evet. Şimdi neyin? Ee, şöyle güzel bir tarafı var. Ee, bilmem programda böyle akarak gidiyoruz ama e, inşallah bu... güzel geçiyordur diye düşünüyorum. Güzel geçiyor aynen. Ben dinliyorum. <laughs> bilmediğim şeyleri öğreniyorum. Ya, Aynı zamanda e, seyircilerimiz de muhtemelen bilmediği birçok şeyi şu an sizden öğreniyor. Evet, Teşekkür ederim. Şimdi edin. gülle şöyle birleştirelim şu an. Gül kokusunu bu ortama alalım şimdi. Hissetin o gül kokusunu. Ve neyin bir titreşimi var. Bir kamıştır neyin. Şöyle güzel bir tarafı vardır neyin. Üstü altı delikten oluşur. Altta da bir tane boğum dediğimiz delik vardır. Ve dokuz boğum ve yedi boğumdan oluşan bir kargıdan. Ve bu kargının dokuz boğumlu olan kısmı dokuz aylık hamileliği temsil eder. Kız ney dediğimizde... ...o kısımda yedi aylık hamileliği temsil eder... ...çünkü yedi boğumludur. Üstteki altı delik... E, ...bizim duyu organlarımızın hepsini... ...alttaki delik ise nefsi temsil eder. Eğer neyzen... ...neyini... ...alttaki deliği hafif açık bırakıp... ...sıcak nefesiyle üflediği zaman... ...çirkin bir ses çıkar. İnsan da nefsinden dışarı... ...azarak çıktığı zaman o da çirkinleşir. Bak ne kadar uyumlu. Evet. Eğer neyzen... ...alttaki nefs dediğimiz deliği doğru kapatır ve sıcak nefesiyle üflediği an... ...ney insana seslenir. Ey insan hatırladın mı beni? Ben de balçıktanım sende özledim der. Yani orada bizi etkiler. Ve o sırdır. O sestir. Yani bize o gül kokusuyla beraber... ...Mevlana Celaleddin Rumi Pir Efendimizin... ...o neyi üflerken hem gül kokusu yayılır... Çünkü biliyorsunuz neyler? E, gül yağıyla da, susam yağıyla da bir güzel yağlanırlar. Bakımları da çok evet. güzel o şekilde yapılır. O gül kokusuyla beraber sıcak nefesle üflendiği zaman bütün herkes etkilenir. İşte bakın ses frekansı, ses dahi insanın titreşimden oluştuğu atom yapısını ve enerji döngülerini nasıl değiştiriyor? Bir anda uysallaşırsınız. Bir anda sizi alır, başka alemlere götürür. İşte bakın şifa, biyoenerji, bu yapının bütün hepsinin ne kadar bir, bir olduğunu buradan zaten hani sol notasından, vav'dan, eliften birleşerekten çıkardığımız her şeyi bir bütün olaraktan kapsayın. Demek ki burada ne Büşra Hanım ne Ercan Bey. Aslında teklikten bahsedeceğimiz güzel bir sevgi akıyor burada. Evet. Hani şu masada ve bu stüdyoda güzel bir sevgi akıyor. İşte bakın sevginin olduğu yerde şifa vardır, huzur vardır, mutluluk vardır. Şimdi korona kelimesi geçtiğinden beri hiç koronayı konuşmadık. Evet <laughs> Yani demek ki evet. bunları konuşmayalım ki tedbirimizi alalım ama böyle şeylerle meşgul olalım fırsat evet. bilelim ben bilmediğim dediğiniz şeylerle bilmeye uğraşmak için okuyalım Evet. zaman bulamıyorum okumak için dediğimiz zamanları hatırlayalım şu anda zamandan bol ne var Hayır. oturun okuyun diyorum ben Hayır. de Hayır. çünkü bunun için zaten şikayet ediyordunuz. Şimdi mesela örnek vereceğim yine e, sevgili seyircilerimizle bu konuyu da paylaşalım. Hani her şeyin bir şifa olaraktan bütün olduğu yerde. Mesela maşallah kelimesini çok sık kullanırız. Her şeyde ama. Evet. Maşallah evinize, maşallah buna, maşallah maşallah. Ama maşallahın ne olduğunu bilmiyoruz. Şimdi eski Aramice'de ma su demek. Su. Arapça'da may olmuştur. Ve biz maşallah dediğimiz zaman tamam söylüyoruz ama bakın şifre açar gibi sır makamında, kün fey kün makamında... Kalpten maşallah diyelim ki ana kasayı açıp tam yerine e, böyle güzel bir şekilde altın şifa olaraktan gelsin bizim vücudumuza. Nasıl? Bakın Rabbim ne kadar güzel bizleri yaratmış. O bilinç seviyesi işte bundan dolayı çok önemli diyorum. Ma kelimesi Aramice'den, Arapça'ya maydan. Bulmacalarda bugün herkesin çözdüğü eski dilde su ya ap yazarız ya da ma yazarız. İki kelime olarak çıkar. Bakın Büşra Hanım. Maşallah size dediğim sanki eskiden büyüklerimiz böyle yapardı Büşra Hanımcım Maşallah size derlerdi. Orada Maşallah Aramice'den su kelimesinden türediği için su anlamına geldiği için Aramice'de sizin de vücudunuzun dört üçü su olduğu için yaratılışta Allah sendeki kutsal suyu korusun demek. Maşallah. Aa, çok enteresan. Şimdi bakın idrak etmek, fark etmek, bilgilerimizi tazelemek. Neden maşallah dediğimizi anlamak. Aşağıların en aşağısı dediğimiz Hazreti Adem ve Hava Anamız'ın apartmandan atıldığı gibi e, atılmadığı bilinç seviyesinde düşürüldüğümüz sistemde biyoenerjinin protonlarından oksijen moleküllerinin içerisine girip bitkisel fotosentezin bitkilerin yaptığı gibi bize de o be, e, yediğimiz besinler enerji olaraktan kalan enerjinin dışarı auramız olaraktan biçimlenip 7 gök 7 yer 7 enerji 7 çakra sol anahtarı Vav ve Elif, ve 7 döngü, her şey bir sistem. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Artık gözünü kapatıp gerçek gözünü açanların bilinç seviyeleri yükselecek. Ama gözünü hala madde dünyasına açık tutanlar maalesef bu fırsatı kaçırmış olacaklar. İşte biz buna ilahi düzen diyoruz. Bu Rabbimin bizim için her zaman insanların gelişimi için sağladığı bir fırsat. Bu korona da bizim için bir fırsat. Yani negatif bir şeyi pozitife çevirmek için. Aslında karanlık metaforu ve aydınlık metaforu diye savaş bahsedilen şey burada akılla düşünmeyin, sezgisel olarak düşünün ve iyi şeyler çıkartın. İyi şeyler olsun. Güzel şeyler olsun. Yani e, hayat sonuçta geçmişimizde yaşadığımız bazı şeyler var bilinçaltımıza, e, bilinçaltımızda yer edinmiş. Hani şimdi pozitif düşünmeye çalışıyoruz, güzel tarafından bakmaya çalışıyoruz. Ama bakamadığımız durumlar oluyor. Evet. Mesela bu durumlarda ne yapabiliriz? Bu bilinçaltı temizliği ile alakalı son günlerde biliyorsunuz daha da e, duymaya başladık bilinçaltı temizliği. E, bu konuda ne düşünüyorsunuz? E, bilinçaltı temizliği ya da işte insanların şu anda sık duyduğu akaşa kayıtları. İşte bu akaşa kayıtları nedir? İlginç yani ya da bilinçaltı temizliği nasıl oluyor? Hani bunlar hep insanların merak ettiği şeyler. Evet bunlar doğru. Şöyle doğru. Ee, aslında hepsi böyle konuştuğumuz konular birbirine bağlantılı. İşte e, titreşimler, ses frekansları, e, bizim atomdan e, oluştuğumuz bu sistem her şey bir bütün olaraktan düşünün. Bunu her ne hikmetse insanların yapısal biçimlerinde bunu ticari anlamda yapıldığı zaman samimiyetini kaybediyor. İşine geçiyor. İşte yerimize gelin bir koltuğa ya da bir yatağa yatın ve orada biz sizin bilinçaltınızı temizleyelim. Bilinçaltınızı temizlemeyeceğiz. Bilinçaltı temizliği ya da Akaşa kayıtları çok kıymetli. Bizim tasavvufta da lef mahfuz olarak geçer. Lef-i mahfuz. Yani bu anlamda burada korunmuş lehva anlamına gelir lef mahfuz. Evrenin saklı kayıtlarının olduğu yerde. Bilinçaltı temizliği de doğru bir tekniktir. Bunu da iyi uzmanlarla Gerçekten bu işi iyi bilen insanlarla yapmak doğrudur. Ve ben bu sistemde buna hizmet etmek için zaten çabalıyorum. Ben bu hizmeti doğru şekilde yapmaya çabaladığım için bunları anlatıyorum. Yoksa başka bir şey değil. Ama bunların hepsi de doğru tabii ki. Sözünüzü kesiyorum. E, kısa bir reklam arası verelim. Sonra e, kaldığımız yerden devam edelim. Daha soracağımız sorular var Peki. size. Kısa bir reklam arası. Bebeğimin Marketi'nin sunduğu iyi Ki Varsın devam edecek. Bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın devam ediyor. İyi ki varsın tüm devam ediyor. Bilinçaltı temizliğinden bahsediyorduk. Evet. Buyurun. Şimdi e, bilinçaltı temizliğinde bahsettiğim, Akaşa kayıtlarından bahsettiğim leyf mahfuz. E, yani muhafaza edilmiş leyfa anlamına gelen ve bütün kaynatın sırlarını saklandığı olaraktan söylenen. Bunların aslında hepsi birbirine bağlantılı olan şeyler. Evet. Şimdi şöyle bir şey düşünün. Bir anım anlatayım bununla ilgili. İsim vermeyeceğim. Çünkü sonuçta bu da izleyicilerimizden bir kişi olmuş olma ihtimali olduğu için gelen bir kişi hem eşinin hem de kendisinin çocukları olmadığını anlattı. Çocukları olmuyor ama gitmedikleri doktor kalmamış hem Avrupa'da hem de bizim ülkemizde. Doktorlar demiş ki hani yapabileceğimiz bir şey yok yapabileceğimiz bir şey yok dediği yer sağlık olaraktan, fiziksel olaraktan hem eşi hem de kendisi çok sağlıklı. Yani literatür olarak yapabilirsiniz diyor doktor raporunda. Ama olmuyor çocukları. Sonrasında ortaya çıkıyor ki kişi anne karnında 8 aylık. Ve anne kendisi anlattı. Anne intihar ediyor. Kendini denize atıyor. Ve denize attığı yerde Anne karnında kim var? Bugün çocuğu olmayan o kişi var. Ve travma olaraktan bakın 8 aylık bir çocuk anne da karnında anne karnında yerleşiyor. Yani travma deyip geçmeyin, bilinçaltı temizliği deyip geçmeyin. Gerçekten bunlar zaten bizim evrende bunları araştırıp bulup yapmamız için oluşturulmuş bir sistemde yaşıyoruz Allah'ın izniyle. Yani bunları sadece sezgimizle konuşmak lazım. Bunları şey yapmamak lazım. Hani olmaz dememek lazım. Bunlara e, kesinlikle inanın. Yüzde yüz inanın da demiyorum. Ama var. Bilinçaltı kodlaması, bilinçaltı temizliği, akasha kayıtları. Bunların hepsi var. Ben sadece sevgili izleyicilerimize şunu söylemek istiyorum. E, bu tür konuşmalar, bu tür biyenerji ile ilgili açıklamaların hepsi gerçek. Ama bilimden de dışarı çıkmamak lazım. Doktorun sözünden de dışarı çıkmamak lazım. Elbette birlikte de yürütebileceğiniz bir sistem. Allah sizde akıl vermiş, düşünesiniz diye. E düşünüp ona göre hareket etmek lazım. E, ve şunu da söyleyeceğim. Evet evde kal ama ben her zaman bir enerji ve metafizikle uğraşan bir insan olaraktan e, size de onu söyleyeceğim Büşra Hanım. Lütfen evde kalın ama kalbinizde kalın. İnşallah. Çok teşekkür ederiz. Ayaklarınız sağlık. İyi ki Çok sağ olun. Varsınız. Ee, bir sonraki hafta tekrar burada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bebeğimin marketinin sunduğu iyi ki varsın sona erdi.